Şimdi e, neydi Şara, Ahmet El Şara veya Jolani dediğimiz kişi, HTŞ'nin başındaki çok farklı bir insan. Onun bir e, size hikayesini anlatalım dedik. Farklı, iki farklı Jolani'yi size anlatalım dedik. Bir, daha o, 20 gün öncesine kadar dünyanın farklı gözle baktığı, sakalı uzamış, başında sarıklı, e, ne bileyim kamuflaj elbisesiyle bir Jolani. Daha sonra kendini değiştirmiş. ...bir bukalemum gibi değiştirmiş... ...başka bir... ...Colani... veya da gerçek ismiyle... ...Ahmet El Şara. Ebu Muhammed Colani... ...gerçek ismi... ...Ahmet El Şara... ...Esad rejimini deviren... ...HTŞ'nin lideri... ...yıllardır savaş alanlarında... ...pusun sisin ardında... ...bir gölge gibi hareket ederken... ...artık görünür olmaktan çekinmiyor. El Adım, el Zaman içinde imajı da değişti Jolani'nin. 2016 öncesi El-Kaide günlerinde koyu yeşil cübbe, beyaz ya da siyah sarık, uzun ve bakımsız sakallarıyla fotoğraf karelerine girdi. El-Kaide'nin ardından HTŞ e ile cübbe yerini askeri üniformaya, sarık yerini tıraş olmuş saçlara, uzun sakallarsa kısalarak yeni bir imaja kavuştu. Askeriye, Suriyelilere seslendiği yeni videosunda halkı kutlama için meydanlara davet etti. Beyaz gömleğinin üzerine Badum, siyah yelek giyerek adım, çıktı kameralar karşısına. Adım, Kurşun sıkmadan adım, ve adım, insanları adım, korkutmadan adım, sevincimizi gösterelim dedi. Adım, Dünyaya bir mesaj olarak yorumlanan tüm bu imaj çalışması yalnızca görüntüden ibaret değil, söylemleriyle de ılımlı bir portre çizmeye çalışıyor Jolani. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nin bir zamanlar başına milyonlarca dolar ödül koyduğu isim Suriye değişirken o da değişime hem görüntüsüyle hem de söylemleriyle başladı. Peki yeterli olacak mı? Önümüzdeki günler gösterecek. yani bölgesel durumdan küresel duruma getirmişler adamı. Veya işte şimdi e, terörist sıfatından da demokrat bir yapıya büründürmeye çalışıyorlar. Ama önceki görüntülerine bakıyorsunuz e, veya söylemlerine bakıyorsunuz. Şimdiki söylemlerine bakıyorsunuz daha ılımlı. Ha değişmez mi insan? Tabii ki değişir. Göreceğiz zaman içerisinde. Ben çok umutlu değilim. Yani neticede İdlib yönetimini, e, daha işte oradaki İdlib yönetimini, e, İdlib'i yönetiyorlardı. Oradaki ekibinin bazısını oraya getirdi ve İdlib'de de baskıcı bir yönetim yapıyordu. Yani şimdi tüm Suriye'yi yönetirken tabii ki yine aynı tarzı kullanacak. Ama tabii onu kullanan kişiler ne diyorsa onu yapacak. Güzel bir karikatür var, o karikatürü sizlerle paylaşayım. Aslında e, e, Ahmet El Şahra ile ilgili her şeyi anlatıyor İşte. Ee, başta Amerika'nın oyunu kurduğu bu bölgenin büyük abisi ardından maşası İsrail'in ve ona destek veren ülkeler müttefikleri. Bunun içinde Türkiye de var tabii ki. Yani Türkiye'yi yaslayamazsınız. Onu da söyleyeyim. Zaten ee, zaten Türkiye'de itiraz etmiyor bu olaya. Kesinlikle hayır demiyor. Bakın ne yapıyorlar? Bir tarafta Amerika, diğer tarafta İsrail. oturtmuşlar Jolani'ye benzeyen kişi. Makyaj yapıyorlar ona. Aslında onların yetiştirdiğini anlatıyor. İşte çizgiler bazen Bin tane cümle kurmanızdan çok daha e, faydalı oluyor bu çizgiyle bu çizgilerle karikatürle her şeyi anlatıyor işte e, işte e, e bu Suriye'de yaşananları veya Jolani'nin kim olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi biraz da kendi sınırımıza geleceğiz. Kendi sınırımızda ne yaşanıyor? Çünkü sınır önemli. Şu anda gördüğümüz bu Esad'ın devrilmesiyle birlikte Rusya'da gitti. Artık sadece orada bir taarruz veya bir operasyon veya bir hava saldırısı yapılacak olursa önümüzdeki günlerde PYD'ye yönelik yani o zaman Amerika'dan izin almak gerekecek. Bunun da adını koymak gerekiyor net bir şekilde. Sur Fırat'ın doğusunda sıkıntı yok gibi. Ama orada da tabii PYD'liler giderken Münbiş'te e, tüneller bıraktılar. Orada tüneller vardı, o tüneller bulunuyor. Ve İknur Yağımlı, kameraman arkadaşımızla birlikte, o Onurcan'la birlikte bu tünellere girdi. Ve bakınız içeride neler vardı.